Çok güzel bir popcorn almak için arkadaşlar sponsorumuz mmovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OG-X indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni daha bekliyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte takım yapacağız arkadaşlar. Bu takımın adı Bayram Şenlikleri. Bayram Şenlikleri takımı arkadaşlar. Çünkü gerçekten aklıma yeni geldi bu takım. Şu anda saat bayağı geç. Yani yarın yolculuğa çıkacağım ama yine de arkadaşlar bu videoyu sizlere çekiyorum. Dediğim gibi bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama arkadaşlar bu salıdan diğer salıya kadar toplamda 5 video hazırladım. Yani 2 gün boş geçeceğiz, haberiniz olsun. Burada arkadaşlar takımı direkt görüyorsunuz. Direkt başlıyorum. Bu arada arkadaşlar videoda gerçekten yine iyi bir emek var. İyi bir beğeni sayısını hak ediyor bence. Videoyu beğenmeyi ve yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar takımımız bu şekilde. Önceki defans hattını Zuma, Cahill ve Begovic üçlüsünden kurdum arkadaşlar. Çünkü Zuma ve Cahill çok iyi. Begovic hakkında yorum yapmak istemiyorum ama Zuma ve Cahill çok iyi. Çünkü Begovic'i kullanmadım arkadaşlar. Bu üçü bu şekilde kullanarak burada hepsini tam takım kimyasıyla oynatabiliyorsunuz. Sağ tarafta arkadaşlar İspanya'dan gittim. Ishaki Williams. Zaten hani mükemmel bir sağ kanat arkadaşlar. Oyundaki beast rating 91, footed'deki. Hemen arkasında Koki'yi kullandım. Koki gerçekten de çok iyi arkadaşlar. Herhangi bir tereddütünüz olmasın defansı falan düşük diye. Çünkü defansı ve atak katkısı yüksek. Klasik Atletico futbolcusu zaten. Mükemmel bir kartı var bu oyunda. Almayı unutmuyoruz. Sağ bekle arkadaşlar. Ben Carvajal'ı tercih ettim. Siz burada Demarcus'u kullanabilirsiniz ama ben bu oyunda gerçekten Carvajal ile çok iyi oynuyorum. Ya bu sağ taraf arkadaşlar. Burası Williams ve Koki'ye gerçekten buraya götürecektir. Williams çok hızlı. Koki çift yönlü olduğu için buradan iyi bir atak yapabilirsiniz. Carvajal'in de arkadaşlar fizik ve iyi defansa yararlanabilirsiniz. Sol taraf arkadaşlar Hollandalardan yaptım. Burası Williams var. Williams arkadaşlar gerçekten çok iyi bir kart. Yani skill'ını Wickfoot'unu görüyorsunuz. Yani bir sol beke göre inanılmaz ötesi bir kartı var arkadaşlar. Çok iyi. Almayı unutmayın. Atak katkısı yüksek zaten. Görüyorsunuz arkadaşlar. Atağın mükemmel etkisi var. Burada açık vermemek için arkadaşlar sizlere şunu yapmanızı öneririm. Oyuncu talimatlarından Williams'in üstüne gelip burada arkadaşlar ölçülü top kesme yerine burada agresif top kesme. Burada da arkadaşlar atakları geride kal yapabilirsiniz. Dediğim gibi çok açık verebilirsiniz. Yani iki kanattan birisine bunu kesinlikle yapın. Yani geride kalsın iki kanattan bir tanesi. Hemen önünde Bazoer diye bir arkadaşımız var. Arkadaşlar bu dayıyı çoğunuz bilmiyordur. Hatta çoğu YouTuber'da da görmemişsinizdir ama ben bu dayıyı eski takımlarımda kullanıyordum. Tekrardan footed'de görmüştüm bunu da. Ben footed'deki beast rating'lere çok önem veriyorum arkadaşlar. Oradan görmüştüm ve onu alıp denemiştim. Mükemmel bir futbolcu arkadaşlar. Kesinlikle almayı unutmayın. Yani özelliklerine böyle ona bakmayın arkadaşlar. Bu oyunda özellikler değil, oynayışa bakacaksınız. Çok değişiyor çünkü özellik ve oynayış arasında. Yani çok yüksek olan yüksek oynamıyor, az olan az oynamıyor. Dediğim gibi oynayıp bakmanız lazım. Sol kanatta ise bu ismi kullandım. Elia var arkadaşlar. Elia 4 star skill'de 95-83 dribbling var. Daha da çok şutundan yararlanmayacağız arkadaşlar. Elia burada sadece atak taşıyıcı olacak. Hemen arkadaşlar burada da Isco'yu koyarak bağlantıyı yaptım. Neden Fernando Torres derseniz, Fernando Torres arkadaşlar ben çok iyi oynuyorum. 11 maçta 14 gol 6 asisti var. Ayak dışı şutları mükemmel. Beklediğimden çok iyi. L2'ye basarak çaprazdan vurduğum zaman kesinlikle gol atıyor. Buraya Rodrigo'yu da alabilirdiniz arkadaşlar ama benim ise tercihim burada Fernando Torres almanız. Bu takımı kurarsanız arkadaşlar çok çok rahat gol yemezsiniz. Çok çok aman kolay da maç kazanmazsınız ama eğer kanatları iyi kullanırsanız her maçı neredeyse kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu takımı kurmayı unutmuyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Ve arkadaşlar benim şu anda kullandığım en iyi takımı da size gösteriyorum. Tekrar bu takımı da kurabilirsiniz. Yani bu takım harbi felaket. Diego Costa arkadaşlar 27 maç 16 gol 9 asist. Sturridge 27 maç 26 gol 12 asist. Dimitri Payet 27 maç 20 gol 20 asist. Yani bu ilerisi üçlüsü çok iyi. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoda sizlerden iyi beğeni sayısı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bir iki gün arada video gelmeyebilir. Yani bu videoyu tam ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum. Onu da tatilde karar vereceğim. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kucak dolu sevgiler. Adamsınız. Bay bay.